Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz tam 10.30. Biz dükkana geldik, gelir gelmez ben çıktım. Çayı falan ayarlayıp çıktım arkadaşlar. Şeye gidiyorum, bizim burada ev çarşı var, AVM ya. Oraya gidiyorum. Şey alacağım. Kendime ince siyah pantolon bakacağım. Şu altındakinden. Öyle bakalım dedim, kalabalık olmadan. Hem dükkan kalabalık olmadan, hem de AVM kalabalık olmadan. Ay, yanlış yerden girdim. Bir gideyim geleyim istedim. Öyle bakalım. Siz nasılsınız canlarım? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Çok güzel serinledi hava. Ama güneş olan yerler bayağı sıcak. Evde falan otururken bayağı bir esiyor. Dün ne yağmur yağdı, dolu yağdı. Genel her yerde yağmış zaten Türkiye'nin. Öyle bakalım, gidiyorum şimdi AVM'ye. Geldik. Hemen zaten Waikiki. Şu şeyde girer girmez orada. Evet, girelim bakalım. Şimdi burası erkek bölümü. Kadın bölümü aşağıda. Geçen de nereden almıştım ben pantolonu? Hangi bölümdeydi? Aa, değişmiş buralar. Şurası burada. Yok ya, bunlar şey. Tişörtlerimiz var zaten. Burası full tişört. Kotum var, kot almayacağım da. Aha, şurada var. Bakalım. Ya bunlar kumaş. Ya. Şu bölümden aldım. Şöyle siyah. Dükkana gidince gösteririm zaten. Şöyle şimdi kasaya gidiyorum. Kumaş da çok güzel, incecik. Tiril tiril, hadi bakalım. Ödeyip çıkalım. Ama ne güzel elbiseler var. Bakar mısınız tesettürler için falan? Harika. Gerçekten. Çok cicili bicili şeyler var. Şöyle. Daha değişik böyle renkli sevenler için. Şöyle bakın. Çok güzel. Hadi. Bu da gayet güzelmiş. Biz eve geldik arkadaşlar. Saatlerimiz 7'ye 10 geçiyor. Evet, gelirken bizim oradaki Grosper Market'e uğradık. Şöyle şey aldık, hazır Adana aldık. Kilo fiyatı 469-470 lira. Bizim aldığımız bir kilo neredeyse 200 gram işte. Bu kadar tutmuş. Böyle deneyeceğiz bakalım. Şöyle de lavaş aldım. Üçlü üçlü iki tane aldım. Biraz böyle biber aldık, kiraz aldık. Şöyle zeytin aldık. Süper iri zeytinden.
Bir de şu sandviç ekmeklerinden aldık bunlar. Yumuşacıkmış gerçekten. Hamburger ekmeği diye geçiyor herhalde. Aynen, sandviç ekmeği. Öyle aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi hemencik bunu yağlı kağıt sereyim. Fırın tepsisine koyayım. Güzelce ne fırında pişsin. Biber de atacağım közlensin. Lavaşın arasına koyup afiyetleyeceğiz inşallah. Bir de ayran yapacağım yanına. Ondan sonra da Arife günü temizlik işlerimize başlayacağız. Süpürme, silme, toz alma, işte o işlere başlayacağız bakalım. Şöyle pratik at vereceğim şeye, fırına oldu işte. Ben de orada çay suyunu koyarım, aldıklarımızı yerleştiririm. Şöyle olacak mı? Böyle böyle koyayım aynen. İnşallah lezzetlidir. Hey. Adana. Bilemedim ya. Pişmeden dökeyim mi? Tamam. Sığmıyor. Tamam, pislikten. Tamam. Şöyle tepsiye tam geldi. Şu biberleri. Ha? Tam sığdı bak. Baş yerlerine biber atacağım işte. Şurada kalsın bir. Şu biberleri bir yıkayayım. Şimdi böylece ne fırına koyuyorum 180 derecede, iyice pişene kadar dursun bakalım fırında. Öyle canlarım. Şöyle ay ay soğan doğradım. Güzel tuzlu oldu. Adanalar da çıktı arkadaşlar. Şimdi bunları lavaşlayacağım. 2 dakika şu çok aşırı sıcağa gitsin. Ondan sonra dürüm yapacağız. Ayranı da çalkaladım hemen. Difrize attım. O da biraz soğusun dedim. Öyle bakalım, yemeğimizi yedikten sonra görüşürüz canlarım. Saatlerimiz 12.30 oldu arkadaşlar. Evet, size yemekten sonra hiç çekim yapmadım. Hızlı hızlı güzelce evin her yerini süpürdüm, sildim, tertemiz yaptım. Böyle geçen bayram masayı ortaya çektiğimizde birkaç kişi böyle yazmıştı tek tük böyle. Aa, ilk defa görüyorum masayı da ortada olur mu falan diye. Normalde bizim masamız, şöyle göstereyim, şurada duruyor biliyorsunuz, merdivenin altında duruyor ve kalabalık misafir olduğu zaman biz buraya sığmıyoruz. Yani masayı çekmek gerekiyor, o zaman da bu masa kapı oluyor, geçiş olmuyor kapıdan, yani kapanıyor.
Her neyse, o yüzden masayı ortaya çekiyoruz arkadaşlar. Hemen hemen böyle bir 11-12 kişi falan oluyoruz çünkü. O yüzden de masayı ortaya çekiyoruz dediğim gibi. Her neyse, lafı uzatmayayım. Şöyle güzelce ne halısını yaydım. Şu yolları buraya attım. Koltukları da ruloladım. Örtülerini falan kaldırdım. Bir o koltuğa örtü yaydım. Öyle canlarım tertemiz oldu. Mutfakta aynı şekilde. Diğer odalarda, lavabolar, banyo tarafı falan her yer tertemiz oldu. Sizinle de dedim şimdi vedalaşayım. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah musmutlu bayramlarınız geçer. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumuzda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.